Ne yaparsak yani bu şeytanın özellikleri hangileri bizde gözükürse biz şeytanlaşmış oluyoruz. Külliyattan vurabildiğim kadarıyla paylaşacağım abi. Sözler 30. Şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam. Bu özellikleri sahip kişi, bu özellikleri yaşıyorsa kendi fıtratında kendisine soracak. Bunlar bende varsa ben şeytanın sistemini icra ediyorum demektir. Yani insanları kandırmaya çalışan kişi aslında kendisi kalmıştır ya. Yani. Sonra şeytanın mahiyetinden bahsedelim biraz. Şeytanın mahiyetinde haşerat, yılan, şerler, habis ahlaklar, ondan sonra zulümat var ve cinayet. Bunları şimdi cümle içinde kullanacak. Mütafi maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi. Haşerat bu haşeratta bu var ama bunların hepsi şeytanın mahiyetinde de var. Bunların bütünlüğü şeytan oluşturacak abi. En sonunda. Kokuşmuş maddeler, mütafin, psikop maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi. Isırmakla zehirlemekten lezzet alan yılan gibi. Dalalet bakattığındaki şerler ve habis ahlaklar ile telezzüz ve iftihar eden ve zulümün zulümatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alan adeta şeytanın mahiyetine girer diyor. Bu şeytanın mahiyeti bunlar. Donsa yani şeytan. Şeytan olur. Şeytan olur. Hepsi. O bir haşerat, yılan, ötekisi üç neydi? Abi şerler, Şerler. Habis ahlaklar. Sa habis ahlaklar. Habis ahlak mı? Evet, habis ahlaklar. Evet. Habis ahlaklar. Evet, ya bu demektir habis ruh. Evet, habis ruh. Zulüm ve zulümat. Şeytanın zulüm ve zulümat. Şeytanın görevi. Karıştır bunları, bu şeyi. Karıştır tencerede. Bir de katil dedin herhalde. Bunlar, he, bir de şey var, cinayet var. Evet. Cinayetten de ve o şey, şeytani sıfatlar. Evet. Ve bu aynı zamanda bu hayvansal süreciden vardı ya, bu mahkemattan sürekli okuyorsunuz. İşte maymun, Tilki. tilki, ayı, Yılan. yılan, ayı, Domuz. domuz. Bu da çok ilginç. Bu haşerat, Haşerat. yılan, habis ahlak, Habis ahlak. sonuncakısı da Zulüm. Zulüm ve cinayet. Zulüm, yok, zulüm bir de var mı? Zulüm, zulümat var. Ha, zulüm ve zulümat. Yani zulüm karşıya yapıyor. Zulümat kendisi çökertiyor kendisini. Ne yaptı? Dört tane. Bir de cinayet beş. Beş mi? Bak. Haşerat, Haşerat, yılan, zulüm ve zulümat aynı. Tamam abi. Ondan sonra üç etti. Habis ahlaklar. Habis ahlaklar dört. Ve cinayet. Ha, cinayet beş. Demek ki domuz tam cinayeti işte. Tamam, hepsi var. Aa, o şey oldu bak. Yani, beşe denk geldi bu da. Evet, eşlemeye çalıştım da biraz zor oldu abi onunla. Tam denk getiremedim ama dediğin gibi abi, insan tamamen kendisini bitirmişse domuzlaşmıştır artık o yani. Evet. Yani tamam, kendisine cinayeti kendisine yani. Zulüm ve zulümatı kendisine, hem karşısına hem kendisine. Bunları kendi aleminde tamamen oturtmuşsa artık dediğin gibi domuz da denilebilir yani. Yani ya da alem misaldeki karşılığı domuzdur. Tabii katlerken, mesela katle böyle başkasını zannediyorsun. Kendini ortadan intihar da katildir. Ondan sonra kendi varlığını tamamen bitirmek. Mesela İstidatların ölmesi. Mesela bir tanesi bana dedi ki, kadının bir tanesi kocasını sabah namazına kaldırmış. Bak şimdi katile bak, adama bak. Allah belanı versin, beni niye namaza kaldırdın demiş. Niye o şey uyandırdın demiş. O dememiş abi. Bu kim de şimdi bunu diye? İçerdi. Yani ne olmuş? Katil diye anlatmak istedim. Evet. Ta insanın ruhu katledilmiş. Katledilen bir ruhtan gelen ses. Evet. Oraya oraya ama suretine girmiş. Devam et abi. Bu şeyin, şeytanın sistemi sadece şahıs üzerindedir. İnsanda bir de asabiyeti milli üzerinde de işliyor abi şeytan sistemi. Bunu da değinmeden geçmeyelim. Milliyetçilik. Milliyetçilik mi? Milliyetçilik, ırkçılık manasında. Yoksa İslami milliyetçilik değil de abi. Irkçılık manasında. Hani Türklüğü, Kürtlüğü mesela, hani Lazlığı ön plana çıkarmak. Bununla iftihar etmek. Hani o Allah da altıncı sıfat o zaman. Tabii. Ve insan bunu başka bir yerde söylüyor. 538 sözlerde söylüyor. Hani mesela şu olur. Allah mesela halifeleri tekrar bizim memleketimize nasip ederse bu iftihar edilecek bir şey yani. Hoş bir şey. Memnun oluruz. Cenab-ı Hakk'ın bizi bize böyle böyle şey liyakat göstermesine. Memnun oluruz. Ama onun haricinde de kendi ırkını ön plana çıkarmak, ya biz bu işe layık olduğumuz için Allah bize bunu verdi demek de şey olur, şeytan sistemi olur. Allah nasip ederse memnun oluruz abi.